Gel. Hünkârım, Valide Sultanımız geldiler. Gelsinler. Düşeceksin şimdi Sincap, dur. Menekşe Şehzademiz dairesine götüremem. Sen kal derviş. Mısır'dan bir ulak geldi az evvel. Hacı Ağa yollamış. Hacı Ağa, merhum baban Sultan Mehmet'in eceliyle ölmediğini yazmış. Ağır bir ikram bu sultan. Belli var mıymış? Vezir-i Azam'la birlikte dönecekler Mısır'dan. O vakit anlatır ne biliyorsa. Bilin ki sultanım demiş, Mehmet Han'ımız da bunu yapanlar, hünkârımıza da yapar. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Ahmet, aslanım. Bu doğruysa şayet, aramızda padişah katilleri var. Hekimbaşı ile konuştum ben. Hastalığından mütevellit vefat ettiğini söylemişti. Hem kim neden canına kastetsin ki babamın? Kim? Herkes olabilir hünkârım. Ve eminim herkesin kendince bir nedeni vardır. En başta da Safiye Sultan. Siz ne diyorsunuz validem? Mümkün değil. Olmaz. Bir anne evladına kıyar mı? Abin Mahmud'u ölüme götüren o değil miydi? Merhum baban onun lafını uyup da kıymadı mı abinin canına? Halime Sultan da bu ihanetin içinde olabilir. Oğluna kıyıldığı için düşman kesilmişti. Babanı kolayca gözden çıkardılar. Zira onun yerine sen vardın. Şimdi senin yerine Mustafa var. Seni de gözden çıkarırlar. Mustafa hayatta kaldığı müddetçe... Esas mevzu bu değil mi? Kardeşimin ölmesini istiyorsunuz. Vicdanımı öldürmemi istiyorsunuz. Ben sadece hayatta kalmanı istiyorum. Bunlar merhum babanızın hastalık seyrini yazdığım defterler. Bunlar da verdiğim ilaçlar. Ne vakit, ne miktar verdiğim kayıtlarda mevcut. Türlü laflar dolaşıyor etrafta Hekimbaşı. Zehirlenmiş olabilir mi? Sümme haşa. Kim buna cüret edebilir? Mütemadiyen verdiğim bir ilaç var mıydı? Var idi. Şurada olacak. Kâfi. Hekimbaşı. Verdiğin ilaçları tatbik et. İçimden şüpheyi kaldır. Yalnız bu mesele aramızda kalacak. Zinhar kimse bilmesin.